Edirne'de hastayız, yol paramız yok diyerek sürücülerden para toplayan dilenciler kameraya yakalanınca bu kez de habercilere duygu sömürüsü yaptı ama görüntülenmekten kurtulamadılar. Hastaneden çıktık, hiç ayrıldım. Kalmadı üstümüzde. Şimdi... Burgaz'a gideceğiz. Varsa yardım edin. Hastayız, yol paramız yok diyen iki dilenci yolun ortasında canlarını tehlikeye atıp araçları durdurdular, vicdan sömürüsü yapıp para topladılar. Tamam, var şimdi... mı yol paramıza yardım edebilir misiniz? Hasta mı teyze? Evet, Alzheimer hastası. Şimdi arkadaşlar geliyor. Burası Edirne'nin Kıyık Caddesi. Ayakta durmakta zorluk çeken yaşlı kadın kaldırımda bekledi. Kızı olduğu iddia edilen kişi yol ortasında araçları durdurup annem Alzheimer hastası diyerek para toplamaya çalıştı. O anlarda bir habercinin kamerası kayıttaydı. Yol parama yardım ediyor musunuz? Yok bir arkadaş. Tamam o zaman hadi güle güle. Edirneli İHA muhabiri şüphelendiği iki kadının peşine takıldı. Bir yandan da polisi aradı. Niye milletten para istiyorsunuz? Kimseden. Bu ne yapıyor böyle, buna bir bakar mısın? O gazete ona biz de karışamıyoruz. Lütfen ama çok ayıp ama. İki dilenci yaptıklarından değil görüntülerinin çekilmesinden utandı. Haberciyi engellemeye çalıştı. Burada araçları tehlikeye, trafiği tehlikeye düşürüyorsunuz. Bak rica ediyorum. Bir vatandaş olarak, bir av olarak görevini yap, kurban olayım, gerçekten. Ama senin bu yaptığın derdi. Polis iki dilenci kadını gözaltına aldı. Az önce hasta numarası yapan kadın dilendiğini kabul etti. O parayla çocuk okutuyorum dedi. Görüntülerin silinmesini istedi. Sana yemin ediyorum ben çocuklarımı okutuyorum. Anneleri yok, babaları yok. Böyle arabaların önünü keserek mi okutuyorsun? Dilenerek okutuyorum. Vallahi billahi tallah. Sana yeminle. Ama sen de insansan, bir babaysan anla beni. Sil lütfen. Edirne Zabıta Müdürlüğü ikisine de ceza kesip serbest bıraktı.